Kullanıldığı her tarım makinesine kalite katan şanzımanları ve dişli gruplarını modern tesislerimizde, profesyonel uzman kadromuzla biz üretiyoruz. Lisan Dişli'nin katkılarıyla hazırlanan 2018 Tarım Fuarı Özel başlıyor. Evet sevgili seyirciler, 2018 Konya Tarım Fuarı'ndayız. 5. holde bugün 3. günün ilk durağında Özeniş Tarım Makinalarındayız. Özeniş Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Bey ile birlikteyiz. Efendim öncelikle merhabalar. Merhaba Fethullah Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Geçtiğimiz yılda sizinle yine böyle röportaj yapmıştık burada. Bir yıl geride kaldı. Nasıl değerlendirirsiniz bu geçtiğimiz bir yılı? Konya Fuarı yine her zaman olduğu gibi gayet hareketli, gayet güzel. Çiftçilerimiz bizi hepsine teşekkür ediyoruz. Yalnız bırakmıyorlar. Yeni makinalarımızla 5. holde gösterimize devam ediyoruz. Peki neler var şu anda standınızda? Bir çiftçimiz geldiği zaman burada nelerle karşılaşacak? Burada iki çeşit pamuk toplama makinamız var. Tek sıra, çift sıra. Taş toplama makinamız var. Sap toplamalı sama makinamız var. Pancar söküm makinalarımız var. Bunlarla karşılaşacaklar. Peki şöyle, ürün gamınızda bu ürünlerinizin teknik detaylarını nasıl özetlersiniz? Şimdi bizde makina çeşidi biraz fazla. Küçük çiftçiye hitap eden makinalarımız da var. Büyük çiftçilere hitap eden makinalarımız da var. Kendi aralarında bunlar tonaj olarak, yürüme hızı olarak, kapasite olarak değişen makinalarımız var. Geldikleri zaman görebilirler. Peki fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Üçüncü gündeyiz. Yoğunluk nasıl? İlgi nasıl? Fuar şu anda yurt dışı gelen misafir bakımından biraz daha yoğun. Yurt içinde de çok bir eksilme yok ama geçen seneye nazaran biraz düşme var. Hafif bir düşme var yani ama çok değil. Peki ilerleyen günlerde ve fuar sonrasında beklentileriniz ve hedefleriniz nedir? Yani fuardaki maksadımız yenilikleri göstermek. Yeni çeşitleri göstermek. Fuardan sonra neticelerini alacağımızı umuyoruz yani. Peki çiftçilerin ilgisi ne yönde? Yani genel olarak işte fiyatlara mı bakıyorlar, ürünlerin kalitesine, yeniliklerine, teknolojik imkanlara mı bakıyorlar? Nasıl, nelerle karşılaşıyoruz? Çiftçiler de genelde şu anda fiyat aralığımız Türkiye piyasası itibariyle biraz yükselme var. Bunun tabii çiftçimize etkisi maalesef çok büyük. İnsanlar bir makineyi alırken şu anda çok düşünüyor. Acaba nasıl olsa nasıl olur diye. Bu tabii biz üzüyor bizi bunlar. Ama maalesef yapacak buna bir şey yok. Çiftçilerin durumu bu. Ama tabii kimsenin ümidi kırılmış değil. Milletin yüzü gülüyor. Yerli firmaları gördükçe daha seviniyorlar. Ben bunu biliyorum. Memnunuz biz şu anda. Peki buradan son olarak izleyicilerimize, çiftçilerimize neler söyler, neler tavsiye edersiniz? Kendilerine hayırlı, bereketli yıllar diliyorum. Allah herkesin işine rast getirsin. Çiftçilerimize sabır versin. İmalatçılarımıza da sabır versin. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Özeniş Tarım Makinalarında Sabri Bey ile röportajımızı gerçekleştirdik. Tarım Fuarı'ndaki röportajlarımız devam edecek. We'll be right back.
1970'te başladık bu işte alın teri dökmeye. Sabırla, azimle. Emekle yoğruldu yarım asra yakın geçmişimiz. Yıllardır demiri şekillendirdik özenle. Demir toprağa işledi tüm gücüyle. Ve toprak çiftçimizin kaderine yazıldı bereketiyle. Bugün ulaştığımız yüksek üretim kapasitemizle, modern teknolojimizle, sürekli artan ihracatımızla ve sektöründe güvenin karşılığı olan adımızla yerli üretimin gücünü temsil ediyoruz tüm dünyada. Değişen ve gelişen dünyanın tarım makineleri alanında beklentilerini en üst seviyede karşılamak için yenilikçi çözümler üretiyoruz. Önce, sonra, daima. Özemiş tarım makineleri. Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk ve dünya çiftçisinin ihtiyacı olan tarım makinelerini özenle üreten Özemiş, kullanım kolaylığı ve üstün performans sunan modeller geliştirme konusunda sektörünün öncü markası. Pamuk tarlasında özenli iş, Özemiş. Batuhan 2012 kombine. İki sıralı, çiftleme sistemli, traktörle çekilebilen pamuk toplama makinesiyle mahsulde sonuç. Maksimum verim, minimum kayıp. Hasat edilmiş pamuğu depo edebiliyor. Pamuk elyafına zarar vermeden topluyor. En az personelle pamuk hasadı yapabilme imkanı sunuyor. Kolay kurulumuyla, kolay kullanımıyla, düşük traktör gücünde çalışmasıyla ve düşük yakıt tüketimiyle kazanan çiftçi, kazanan ülke ekonomisi oluyor. Pancar üretiminde özenli iş, Özemiş. Türkiye'nin ilk geri dönüşümlü sisteme sahip pancar söküm makinesini üreten Özemiş, işin her aşamasına kolaylık getiriyor. Söküm ayaklarına yerleştirilen titreşimle çamurlu arazilerde söküm yapabiliyor. Elektrohidrolik kontrol sistemiyle söküm aralığı ve derinliğini ayarlamada, depo yükseltme ve boşaltmada zaman kaybı yaşanmıyor. Üstün özelliklerin tamamı bir diğer model olan hidrolik sistemli mini pancar hasat makinesinde de çiftçimizin kullanımına sunuluyor. Hasat sonrasında özenli iş, Özemiş. Türkiye'nin ilk otomatik sap toplamalı bıçaklı saman makinesi Özemiş'ten. Zamandan tasarruf sağlıyor. Kullanıcısının yüzünü güldürüyor. Toprağı taştan temizlerken özenli iş, Özemiş. Özemiş taş toplama makinesi sağlamlığıyla, kaliteli üretimiyle, hızlı çalışma özelliğiyle ve kolay kullanımıyla toprağı tarıma hazırlarken taş toplama işleminin zahmetsizce yapılmasını sağlıyor. Özemiş tarım makineleri daima en iyisini üretmek, beklentileri en üst seviyede karşılamak üzere çıktığı yolda kaliteden ödün vermeden ürün çeşitliliğini ve donanımlarını sürekli geliştirerek alanında nitelikli hizmet vermeye devam ediyor. 1970'ten bugüne özenle. Özemiş Tarım Makineleri.
Evet sayın seyirciler, tarım fuarındaki röportajlarımız devam ediyor. Şu anda da toprak işleme ekipmanlarında iddialı olan Hedef Tarım makinalarındayız. Mustafa Bey ile birlikteyiz. Efendim öncelikle merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz fuarımıza. Hoş bulduk efendim. Geçen sene de sizinle röportaj yaptık. Yine firmanızı tanıdık, evet. Ürünlerinizi tanıdık. Bir yılı değerlendirecek olursak, geçtiğimiz yıldan bu yana neler değişti, neler yaşadınız? Geçtiğimiz yıldan bu yana malzeme fiyatlarımız değişti. Bayağı bir demirde, dökümde zam yedik. Ama tabii yılmadık. Üretmeye devam ettik. İnşallah da yılmayacağız. Yani çiftçiler de bu sene fiyatların yüksek olmasından şikayetçi. Üreticiler de ham madde fiyatlarına bağlıyor ama siz neler söylersiniz? Yani biz de aynı. Gelen çiftçi geçen seneki fiyatlarla kıyasladıklarında bayağı bir fark söylüyor. Yani demirin artmasından, sacın artmasından, dökümün artmasından aynı şeyler yani sıkıntı büyük. Malzeme olarak sıkıntımız büyük. Bu da ham madde eksikliğinden oluyor. Yurtçının bizden çok ham madde çekmesinden oluyor. Yani inşallah bir oturması lazım ki oturmuyor da daima yükselişte. Bir gün aldığımızı ikinci gün alamıyoruz. Neler bekliyorsunuz peki yani önümüzdeki süreçte nasıl değişir bu olay? Bana önümüzdeki süreçte bu hızla giderse malzeme durmayacak gibi. Bizde de fiyat istikrarı olmayacak. Yani bu herkes için geçerli. Bir verdiğimiz malı bir daha aynı fiyata veremeyeceğiz. Satan bayilerimiz aynı fiyata satamayacak, çiftçimiz alamayacak. Yani bunun bir önleminin alınması gerekiyor. Ham madde olarak yani bizim belimiz bükük. Peki bu tarımı nasıl etkiler? Tarımı nasıl etkiler? Çiftçinin ürettiği mahsul zaten para etmiyor. Yani buğday ben bildim bileli 70 kuruş 1 lira. Ama demir bir sene içinde %100 arttı. Tabii tarımı bu şekilde çok felaket bir sıkıntıya sokar. Çiftçinin mahsulü para etmiyor. Makine ekipman pahalı, gübre pahalı, tohum pahalı. Yani tarımı bilmiyorum bayağı bir şey yapacağız. Kanamış bir şekilde soktuk yani. Peki biraz daha fuara dönecek olursak fuardan beklentileriniz neydi? Şu anda 3. gündeyiz. Beklentilerinizi karşılayabiliyor mu? İlerleyen günlerde neler bekliyorsun? Yani fuarın bugün 3. günü. Yani elhamdülillah tabii gelen gidenimiz, eşimiz, dostumuz, müşterimiz, yeni müşteriler. Yani beklentimizi karşılıyor. Güzel ama işte fiyat noktasında çok tepkiler alıyoruz. Mesela 2-3 ay ya da 3-5 ay görüşmediğimiz bayimizle bir fiyat konuştuğumuzda çok afaki fiyat farkları olduğunu söylüyor ama dediğim gibi biz beklentimizi elhamdülillah fuarda görüyoruz ama yılmayacağız, üreteceğiz yani fiyatlarla. Peki yurt dışı ziyaretçilerin ilgisi nasıl? Yurt dışı, birinci gün yurt dışı ziyaretçileri bayağı yoğundu. Bugün de iyi yoğun. Yani yurt dışına odaklı zaten bizim derdimiz. Yurt içinde bu ekonomik olarak yani fiyatlarda baş edemediğimiz için yurt dışına verirsek en azından bu döviz kurundan bari biraz kendimiz kurtarabiliriz. Peki fuarın etkileri diyebiliriz sizin ve diğer firmalar açısından. Fuardan sonraki süreçte tarım makinesi üreticilerini neler bekliyor? Siz neler hedefliyorsunuz? Yani fuardan sonra inşallah yani burada fuarımız verimli geçeceğini düşünüyorum. Buradaki siparişleri üreteceğiz. Tekrar yurt dışı piyasamıza bakacağız. Durum bu. Evet, peki son olarak izleyicilerimize, çiftçilerimize neler söyler, neler tavsiye edersiniz? Çiftçilerimize yani tavsiyemiz ve söylemek istediğim şu, yani biz imalatçılara çok yüklenmesinler ki gerçekten biz demir fiyatlarından dolayı çok müzdaribiz. Yani bayağı müzdaribiz. Söyleyeceklerim o kadar. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Kullanıldığı her tarım makinesine kalite katan şanzımanları ve dişli gruplarını modern tesislerimizde, profesyonel uzman kadromuzla biz üretiyoruz. Lisan Dişli'nin katkılarıyla hazırlanan 2018 Tarım Fuarı özel sona erdi.